Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayından hazırladığı TIT Geometri Soru Bankası kitabında çokgenler konusundaki ÖSYM tarzı test ikinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda aşağıda düzgün çokgen elemanlarıyla elemanları ile oluşturulan bir tablo verilmiştir. Kenar sayısı verilmiş iç açısı ve dış açısı soruluyor. Sekiz gelse hemen dış açısını buluyorduk. 360'ı 8'e bölüyoruz 45. Dış açısı 45 ise iç açısı ne olacaktır? 180'e tamamlayan açısı olacaktır. 135 derece olur. Şimdi burada dış açısı verilmiş 72. O zaman 360'ı da 72'ye bölersem ben kenar sayısını bulurum. 72'ye böldüğüm zaman da kaç çıkıyor? 5 çıkıyor. O zaman kenar sayısı kaç olur? 5 olur. Hatta dış açısı da 108 olur ama önemli değil. İç açısı verilmiş 144. Dış açı önemli benim için 36. E 360'ı da ben 36'ya böldüğüm zaman kaç çıkıyor? 10 çıkıyor. Ya yani bu da kenar sayısı da 10 gen olmuş oldu. Benden bu oran isteniyor. M 135 bölü N artı P yani 15 isteniyor. O zaman 135'i 15'e böldüğümüz zaman kaç çıkıyor? 9 mu çıkıyor? Evet 9 çıkıyor. Cevap C an oldu. Birinci soruda geldik 2'ye. Düzgün 18 gen. Hemen ne yapıyoruz? 360'ı 18'e bölüyoruz. Dış açıyı buluyoruz. Yani 20. Hocam dış açısı 20. Şöyle şuradaki dış açısı. İç açısı kaç yapar o zaman? 160. E bunların hepsi birbirine eşit değil mi böyle? Evet. 180'den 160 çıkart 2'ye böl. Bak ikiz kenarlık var burada. O zaman taban açıları 10-10 yapar ya da Hocam burası 22 2 iç açı eşit ve toplamları 20 ise 10-10 diyebilirdik. Sonra iç açısı 160. Bak burada da iç açının bir elemanı alfa. Bunun tamamı 160 ise eğer alfaya kaç kalır o zaman? 150 derece kalır. Yani ikinci soru c -han oldu. Geldik 3'e. Beşgen çevresi 30. 30 ise 5'e böldüğümüz zaman bir kenar kaç yapar o zaman? 6 yapar. Hemen 6'ları yazdık. Sonra bu dörtgen çevresi soruluyor bize. Hadi dış açıyı önce bir dış açıyı bulalım. 360'ı 5'e böldüğümüz zaman dış açısı 72. Hocam dış açısı 72 ise iç açısı kaç çıkar? 108 çıkar. E o zaman şuradaki açısı 108 derece ya. İkiz kenarlık var burada. 180'den 108 çıkart 2'ye böl. Yani 72 bölü 2'den 36 36 olur bunlar. Sonra burası da 108. Burası da aynı şekilde 108 derece olacağından buraya 72 kaldı. 108 ise daha doğrusu da buradaki açılarda 36 36 mı oldu? Evet. Sonra 2 iç açı 1 dış açıdan burası 72 yaptı. Aa ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. O zaman 6 ise burası da 6 oldu. Bak buraya da 72 kaldı. 2 iç açı 1 dış açıdan burası da 72. Burada da bir ikizkenar kenar çıktı. Burası da 6 yaptı. E benden bunun çevresi isteniyor. O zaman 1 2 3 4 tane 6 var. O zaman cevap ne yapacaktır? 24 yapacaktır. Evet 3. soru denizli oldu. Geldik 4. soruya. 4. soruda da şöyle bir şey verilmiş. Burası 12 ise her yer 12'dir. Ya, hatta yukarısı da 12 değil midir? Evet. Şimdi bak ben bu en uzun köşegenin uzunluğunu bulabilirim. Bir kenarın ilk katı. Yani 12 ise burası 24. O zaman buradaki oran lazım bana. E oranı nasıl bulacağız? Bak şurada bir kelebek yok mu? Karşıtlı kenarlar birbirine paralel olduğundan dolayı. Evet. 12 bölü 6 yukarıdan aşağı 2 bölü 1 oran var. O zaman burası 2x burası x olur değil mi? Yani burası xken burası 2x olur. E toplamda bu uzunluk kaça eşit? Bir kenarın iki katına eşit. Yani 24'e eşit. E o zaman 3x eşittir 24 ise x'i de buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Zaten bizden de 8 isteniyor. Dördüncü soru balık kesir oldu. Geldik beşinci soruya. Açıları bir yazalım. Dış açısı 360 bölü altlar 60. iç açısı 120. Hatta 120 30 30 yaptı burası. E tamamı 120 olduğundan burası 90 oldu. Hatta burası da 90. Dış açısı bak burası 60. Aa, olay bitti. Hocam burada ne var? Şimdi 30 30 120 üçgeninde. 120'nin karşısı yani şu İkiz kenarlarda 120'nin karşısına geçiş köküç kattı. O zaman köküçe böldüğüm zaman da bu kenarları bulurum. Hadi 6'yı köküçe bölelim bakalım. 6 bölü köküç dediğimiz nedir? Köküç eşleniyle çarparsam 6 köküç bölü 3'ten 2 köküç yapar burası. Evet burası 2 köküç. 2 köküç. Burası da 2 köküç. E 60, 90 burada da 30'luk var zaten. 30'un karşısı 2 köküç ise 90'ın karşısında kaç yapacaktır? 4 köküç yapacaktır. Bizden de zaten o isteniyor yani 5. soru akçay oldu. Geldik 6'ya. Çevresi 30. 30'u 5'e bölsem bir kenar kaç çıkıyor? 6 çıkıyor. Hocam burası da 6. E buradan köşeden karşı kenara çizilen yükseklik. Düzgün beşgende bir köşeden karşı kenara çizilen yükseklik simetri eksenidir. Şekli iki eşit yarıya ayırır. Yani x'e şunlar birbirine eşit olmak zorunda. Hatta bu açı ortaya oluyor diye de söylemiştik. E o zaman 2x 6 ise x'i kaç buluruz böylelikle? 3 olarak buluruz. Yani cevap E-Dremit yaptı arkadaşlar. 6. soruda. Geldik 7. soruya. Ardışık köşeleri A1, A2 ve A12 olan bir 12 genin içine ardışık köşeleri A1, A2, B1, B2 olan bir kare 12 gen ile aynı düzlemde olacak şekilde yerleştiriliyor. Hmm. Şimdi bir 12 gen olacak. Bir 12 gen çizelim. Şöyle çizmeye çalışalım daha doğrusu. Belli bir parçasını çizelim. Şöyle bir 12 gen olsun diyor. Tamam mı? Belli bir parçasını çizdim böyle. Bir de bunun içine bak bu A1, A2, A3 diye gidiyor böyle. Ta ki nereye kadar? A12'ye kadar gidiyor. Sonra bunun içine diyor A1 A2 B1 B2 olan bir kare çiz diyor. A1 A2 B1 B2 olan bir kareyi çizelim şöyle. B1 ve B2'yi de şöyle yaptım. Bak bir kare oluşturdum. Düzgün 12 genin çevresi 24 olduğuna göre B2 A12 He, Şuradaki uzunluk nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle 12 gen 360 bölü 12'den dolayı kaç yapıyor? Dış açısı 30 derece yapıyor. Dış açısı 30 derece ise iç açısı kaç yapacaktır? 150. E hocam 90'ı burada ya. E o zaman 90'ı buradaysa burada kaç, kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Yine aynı şekilde 90 burası bak 150 derece burası. Burası da 60 mı yaptı? Evet. Düzgün çok kenar eşitleri yazmak önemliydi. Düzgün 12'nin kenarlarını yazdım. Ve aynı zamanda burada karenin kenarlarını da şöyle eşitle gösterdim. A 60 var burada ve ikiz kenarlık var veya tepe açısı 60 60 60 yapar. Yani burada bir ne çıktı? eşkenar üçgen çıktı. Evet düzgün 12 genin çevresi 24'tü. 24'ü 12'ye böldüğüm zaman bir kenar 2 çıkıyor. O zaman bir kenar 2 olduysa benden de zaten şu B2 B2 noktasının A a 12'ye uzaklığı soruluyor. Bak direkt eşkenar üçgenler 2 çıkmış oldu. Yani 7. soru Akçay oldu. Geldik 8'e diyeceğim. Telif hakkından dolayı çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız dostlar. Hatta aynı şekilde 9. soruya da uygulamadan bakarsınız dostlar. Ben ne yapıyorum? 10. soruya geçiyorum. Kanal sıkıntıya girmesin değil mi? Aşağıda doğrusal bir parça ve zemine dik olacak şekilde yerleştirilen düzgün beşgen şeklindeki desteğin oluşturduğu eşit kollu bir tehtere, tahtere, tehterevalli düzlemsel görüntüsü verilmiştir. Şurası 2 metre olarak verilmiş. Bu tehterevalinin sol ucu şekildeki gibi zemine değdiğinde ucu destek sağ köşesine olan uzaklığı 2 metredir. Doğrusal parçanın uzunluğu kaç metredir diye soruluyor bize. Şimdi dostlar düzgün beşgen. Düzgün beşgenin dış açısı. 360'ı 5'e bölsen kaç yapıyor? 72 yapıyor. E hocam dış açısı 72. Hocam burası da 72 dış açı. Hocam burası da dış açı 72. Aa ne çıktı burada? 72 72 burası 36 mı oldu? Evet. E şimdi ne yapacağız burada? Başka da bir şey yapamıyoruz. Başka sağ köşesinden olan uzaklığı 2 metre. Burada aslında bir üçgen oluşturabiliriz ya. Bunu 2 metre vermiş ya. 2 metre Düzgün beşgende de köşegen çizmek çok önemliydi. En azından 2 metre ait bir şöyle bir üçgen oluşturabiliriz. Hatta istersen şöyle bir üçgen oluştur. A bunu oluşturunca burası şey yapıyor. Ama bakın şunu oluşturunca güzel bir şey geliyor. Şimdi da dikkat et. 108 dereceye burası. Bunlar 36 36 yapar. E buraya 72 kaldı. 36 72'den dolayı burası da 72 değil midir? Evet. Bak 36 72 72. Yani ikiz kenar çıktı. O zaman burası kaç yaptı? 2 çıktı. Doğrusal parçanın uzunluğu isteniyor bizden. Yani şu parçanın uzunluğu isteniyor. Bu arada tahterevalli tam burada orta noktaya mı konuldu? Ona bir bakalım. Eşit kollu bir tahterevalli. Evet eşit kollu bir tahterevalli, olduğu için burası 2 ise burası da ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Ve toplam uzunlukta kaç yapar o zaman? 4 yapar. Yani 10. soru Ceyhan oldu. Ve böylelikle ÖSYM tarzı test 2'yi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.